Mesela siz endokrinologlarla beraber mi çalışıyorsunuz bu işte? Onların da bu işte bir fonksiyonu var mı, yoksa apayrı bir mekanizma mı? Yok tabii, onlarla da kolaborasyon tabii, hormonal olarak bu beyni etkileyen hormonları endokrinologlarla çalışmak gerekiyor. Tabii ki onlarla da kolaborasyonlarımız var. Ayrıca mesela bir çok güzel bir örnek var. Bu gen mutasyonlarını kliniğe aktarmada çok yıllarca çalışmalar yapıldı. Ve bu CRISPR dediğimiz çok fazla, yani bu iş çalışmıyordu. Çok zordu ve mesela bir hücre çalışıyordu, bir hücre çalışmıyordu. CRISPR diye bir şey çıktı. Nedir bu, CRISPR? CRISPR bakterilerin virüslere karşı olan bağışıklık sistemi ve işte bakteri virüsün DNA'sını kesip çıkarabiliyor. Ve bunu bakteriden alıp insan hücresine koyduğunuz zaman insan hücresinin DNA'sını da etkileyebiliyorsunuz. Sivrisineğe koyarsanız onun sivrisineğin DNA'sını da etkileyebiliyorsunuz. Ve bu şu an kliniği... DNA taşıyıcı olarak kullanmaya başladı. Evet, ve Nobel ödülü aldı zaten. Jennifer Doudna ve Emma Carpenter. İki kadın bilim insanı. Ve bu mesela şu an kliniğe de geçmeye başladı. Mesela bu dediğiniz gibi, hani derler ya, nasıl atladınız ve bu, çünkü genetik, yani nasıl, yani mutasyon nasıl yaratırız insan DNA'sında diye çok çalışmalar vardı yıllarca. Ama ve çalışıyordu ama çok iyi çalışmıyordu. Yani kliniğe geçecek kadar çalışmıyordu. Ama bu CRISPR'ı bulunduktan sonra yani bir anda... Bakterileri taşıtmayı bulduğunuz anda başka gelmiş. Bir anda bir patlama oldu ve bunun gerçekten şu an işte kanser tedavisinde veya başka işte körlüğün tedavisinde gibi aplikasyonlarını şu an klinik çalışmalarla devam ediyor. Bu mesela çok büyük dediğiniz bir olay. Bunun metabolik açıdan da olmasını sanırım pankreasla insanlar deniyorlar, değil mi? İnsülin yaratılması için. Kolesterol metabolizmi de, yani ilk onaylanan ilaç birkaç ay önce onaylandı. Yine onaylandı. Onaylandı. Bu PCSK9 diye bir gen var. Ve bunun baskılanması hakikaten çok çok etkili bir kolesterol düzenleyicisi. Kolesterolü düşürüyor birdenbire. Evet. Ve bu onaylandı. Yani şu anda klinikte kullanılıyor. Genetik olarak baskılayabiliyorsunuz. Yani bir antikor veya kimyasal yerini genetik olarak da. Ve buradaki yani önemli şeylerden biri... Vücudun şey üretmesini engelliyorsunuz. O geni bastırarak. Fakat orada yani bu editleme gibi. Eğer bunu bitirmek isterseniz onu sonlandıracak bir mekanizma da var yani. Hmm. Yani bir kere onunla müdahale ettiğiniz zaman durdurabiliyorum. Evet, sonsuza kadar bu bizim için de endişeydi CRISPR ilk kliniğe girerken. Yani belki nasıl geri çevireceğiz? Evet, beklenmediğimiz bir etki olacak tamamen bunu yok edersek. Dolayısıyla kliniğe girerken zaten bu gelişmenin olması bekleniyordu ve bunu sonlandırmak da mümkün. Ve son derece aç bakama düğmesini buldular. Evet, evet, evet. Etkili bir şekilde çalışabiliyor. Bu tamamen söndürmek için tersini de yapmak mümkün. Eğer şu anda ulaşılabilen organlarda, örneğin kan hücrelerinde veya karaciğerde o bölgeye sınırlı faaliyet gösteren bir gende bozukluk varsa o mutasyonun tamiratı da mümkün. Fakat tabii bu henüz bütün vücuttaki hücrelerde aynı anda yapmak için bir teknoloji yok. Ama ulaşılabilen hücrelere kısıtlı bir fonksiyon varsa düzeltilebiliyor. Peki bir hücreye ulaşamamak ne demek? Niye ulaşılamıyor işte? Bu kan yolları her hücreye ulaşılamıyor mu? Çünkü bir şeyi vücuda verdiğiniz zaman o bütün hücrelerin içerisine giremiyor. Henüz o teknoloji el vermiyor. Girse bile hücreler yenilendiğinde üreme hattında olmadığı için onu üretmiyor. Üretmiyor. Dolayısıyla henüz ne üreme hattında, yani üreme hücrelerinde bu değişikliği tabii yapmanın bir yolu var. Ne de bütün hücrelerde aynı anda var. Ama bu yavaş yavaş çözülen bir problem. En azından ya bir gende mutasyonunuz olduğu zaman zaten her tarafınız hastalanmıyor. Yani hangi hücreler duyarlıysa o hücrede bir girişim yapmanız yeterli olabiliyor. Peki o hücrede yapmış olduğunuz girişimle o hücredeki mutasyonu düzelttiğiniz zaman veya yeni bir mutasyon yaptığınız zaman bu genetik olarak bir sonraki kuşağa aktarılıyor mu, yoksa? Hayır, aktarılmıyor. Onu anca germinal hücrelerde, yani üreme hücrelerinde, sperm ile oosütte yaparsanız o olabiliyor. Yani burada belki yani söylemekte fayda var. Hani her şey transforme oluyor, dönüşüme uğruyor diyoruz. Yani ilaç endüstrisi de artık dönüşüme uğruyor. Çünkü eskiden hep şey vardı, hala da var.
direnç gösteriyor. Yani bir hedef vurulabilir mi, vurulamaz mı? İlaç geliştirmek için. İlaç geliştirmek bu demek yani. Hı-hı. Bir bozukluk var, düzeltmeniz lazım. Bu hem başka genetik... bir şeyi bozmadan onu düzeltmeniz evet. lazım. Hı-hı. Bunun için artık bir sınır kalmıyor yakında. Yani her şeyi bozmak ve her şeyi düzeltmek mümkün hale geliyor. Bir yandan da çok tehlikeli baktığınız zaman. Ya çok karmaşık. Tabii yani bir sürü güvenlik eşiklerinin yani daha iyi tanımlanması biyolojik gerekiyor. Biyolojik silah yapımında mesela çok acayip bir yere götürebilir belki de insanları. Yani götürebilir. O zaten onunla ilgili çok şey var. Bu kadar teknolojiye gerek yok yani. Dolayısıyla daha basit yola yapabiliriz. Evet, yani evet. O kadar ben onu korkulacak bir senaryo görmüyorum yani. Evet. Evet. Peki hocam şey bir şu. 14. slayta takıldım ben biraz. Sindirim sistemiyle beyin eşleşimini hedefleyen yeni obezite tedavileri. O nasıl işleyecek o sistem? Ya şimdi bu dedik ya sindirim sistemi beyinden neredeyse bir sinaps ötede. Yani ne demek bu? Sindirim sistemini beyine bağlayan bir tane sinir hücresi var. Bir tane. Çok yani böyle bir saniyede sizin sindirim sisteminizden beyninize sinyal gidebiliyor. Omurilikten geçmeden. Bunu Allah Allah. Bunu yapan sinir de vagus dediğimiz sinir. Onu zaten soracaktım vagusu. Evet. Vagus bunu mu yapıyor? Vagus. Çünkü vagus'a böyle bir sürü bir fonksiyon eskiden yüklenmişti. Şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan diye. Vagus hem onu yapıyor hem de başka fonksiyonları da var. Vagus insan vücudundaki en büyük sinirlerden bir tanesi. Bütün iç organlarımızı sarıyor ve iç organlarımızın beyinle direkt temasını salgılıyor. Hı hı. Buna sindirim sistemi işte... Yani parasempatik sistemin beyinle temasını mı sağlıyor? Hem parasempatik hem simpatik. İki taraflı. Ve aynı şekilde beynin de iç organlarla olan, yani hem beyinden sinyal gidiyor. Hem de orada oraya. İç organlara yani tamamen yani ne derler? İki taraflı otoyol gibi evet. bir şey. Ve şimdi yeni tedavi yöntemleri derken hani hep ilaçlardan bahsediyoruz. Tabii farklı yöntemlere de bu bilim dünyası kaymaya başladı. Bunlardan bir tanesi de mesela deep brain stimulation dediğimiz yani beynin elektrotlarla bir şekilde uyarılması. Ve bu mesela depresyonun tedavisinde klinikte kullanılan bir tedavi yöntemi. Bunu şimdi vagus içinde kullanmaya çalışıyorlar. Orada ne işe yarayacak? Dedik ya işte eğer vagus mesela sindirim sisteminden beyine sen bunu vagus yemeye... Vagus boyundan geçer değil mi? Öyle bir şey. Evet tamamen orada solda görüldüğü gibi boyundan. O sarı olan vagus görselimizdeki. Ve bu gerçekten boyundan yani hani manipülasyona yakın bir yerde... Burada o basıp bayılır. Oradan o sinir basıp bayılır insanları. Doğru. Yani o refleks aktive olduğu zaman bir bayılma duygusu da olabiliyor. Evet. Bu şu an Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı yöntemlerden bir tanesi. Buraya bir elektrot koyup Vagus'a. Vagus'un hepsini olmasa bile belli şekillerini, belli osilasyonlarla aktive edip sanki sindirim sisteminden doyma sinyali geliyormuş gibi beyne gönderip bu şekilde mesela obezitenin tabii çok farklı yani çıkan sorunları var. Bir kısım çok yiyor yani durduramıyor. Mesela o insanlarda bu yöntemi kullanarak onların bir şekilde mesela diyorum ki çok yemeye başladınız basacaksınız düğmeye. Vagus yollayacak sinyali. Ama yemekten zevk alan birisi niye o düğmeyi bassın ki? Yemeği seviyor basmaz düğmeyi. Onu bilemeyeceğim. Bunu belki dışarıdan birinin basması lazım. Belki o, evet. Bugünün zıvanından çünkü diye basması lazım belki. Ya da veya otomatik olarak basılacak. Ha olabilir. Evet. O da olabilir. Yani bu şekilde... Yediği bir terazi koyacak belli bir ağırlığı yediyse veya belli bir kalorinin üstünde. Onun gibi. Hani işte bu tip daha çok hani şu an tabii daha az ne derler... kesmeden, biçmeden yani insanları bu tip sinyallerle belki gerçekten obezite olup yemek yemesini kontrol edemeyenlere yardımcı olmak gibi şeyler düşünülüyor şu an yani tedaviler. Ya, vagus zaten... Ama sizin araştırmanız bütün bunlara gerek kalmayacak bir yöntem geliştirmek üstüne kuruldu. Yani biz de vagus'u çalışıyoruz şu an. Vagus'u hem bu açıdan çalışıyoruz... Hem de belki vagus'a daha çok
moleküler açıdan mesela bir ilaç alırsınız, vagus'u etkilersiniz. O açıdan da karışıyoruz. Vagus da çok, yani vagus bir tane sinir hücresi değil. Binlerce sinir hücresi ve bu binlerce sinir hücresinin tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. Şu an biz daha çok anlama aşamasındayız. Bu stimülasyon yöntemi anlamadan çözme gibi.